Sadece duyuların tesirinde yaşamayı tercih edenler, duyu ötesi algılanabilen kozmik bilgileri okuyamaz, anlayamaz ve ilerleyemezler. Bu bir gerçek. Unutulan 8 duyu merkezimiz nedir? Telepati, telekinizi, duru görü, duru işiti, levitasyon, materyalizasyon, dematerializasyon ve radyestezi. İnsanlık tarihinde görüyoruz ki bunlar artık kullanılmaya neredeyse unutulmuş. Muazzam bir potansiyel yeti ve buna biz sahibiz. Yaratılıştan dolayı buna sahibiz. Fakat bunları kullanmıyoruz. Şimdi kullanırsak ne olur? Ne olur? 5 duyuya mahkum kalırsak nasıl bir yaşam kalitesi, nasıl bir yaşam anlayışı içerisinde hayatımızı sürdürürüz? Ve bunun ötesine geçersek hayatımızda ne değişir? 19. yüzyıla geldiğimiz zaman işte atomu ilk bulan John Dalton olduğunu biliyoruz biz. Onun ilk bulduğunu onu zannediyoruz ama aslında yine tarihe baktığınızda M.Ö. Demokritos adında bir filozofun, bir felsefecinin atomu keşfettiğini görüyoruz. Yani hatta atom anlamı, atomun anlamı parça, bölünemez anlamına geliyor. Bölünemez anlamına geliyor. Peki bu bilgiyi nereden aldı? Kendisi bir gezgin filozof olduğu için Mısır'a ve Hindistan'a yolculuk yapar, yolculuklarında da çok bilgi edinir ve bir gün bütün bu bilgilerle beraber bir gün elmayı ısırır, parçalar, parçalar, parçalar ve en son artık parçalayamayacağı noktaya geldiğinde parçalanamaz, bölünemez anlamına gelen atom ifadesini ortaya atar ve 19. yüzyılda John Dalton da ilk atomu bulduğunda evet maddenin en küçük birimidir diye onu kamuoyuna deklare eder. İlkokuldayken ve ortaokuldayken aslında atomun, maddenin en küçük yapı taşının atom olduğunu zannediyorduk. Oysa o dönemlerde atom altı parçacıkların olduğunu keşfeden bilim insanları vardı. Kimdi bu bilim insanları? Yani hemen bunun arkasından bir kuantum fiziğinin doğduğunu görüyoruz. İşte bizim o anlayamadığımız, çözemediğimiz, mucize dediğimiz o mekanizmanın ne olduğunu anlamaya çalışan bilim insanları morfik alanları, sicim teorilerini, birleşik alan teorilerini, işte kuantum dolanıklığını, yine alan teorisi gibi bir takım teoriler geliştirdiler ve ortaya attılar. Kimler yaptı bunu? Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born diye bilim insanları kuantum fiziği üzerine çalışmalar yaptılar ve artık biz bir şeyleri biraz daha anlamaya başladık ki evet, evrenin farklı bir işleyişi var ve biz o evrenle ilişkideyiz. Yani bizim zihnimiz evrenin zihniyle etkileşime girdiği zaman yapabileceği, yer çekimini durdurabileceği, değiştirebileceği, etkileyebileceği bir alan, bir fizik alanı olduğunu, yani metafizik dediğimiz olgunun aslında fizik ötesi diye tanımlanan bilimsel olarak karşılığının olduğunu anlamaya başladık. Evet, buraya kadar hani tarihsel kurguda, tarihsel süreçte bu şekilde bir gelişim oldu. Biliyorsunuz ki Orta Çağ'da bu yetenekler çok kullanılıyordu ve o dönemde özellikle kadınlar daha çok kullanıyorlardı. O dönemde cadılık
adı altında Engizisyon Mahkemeleri kurulmuştu ve o dönemde 40 bin ila 60 bin kadın idam edildi. Yakılarak, asılarak, boğularak bunlar öldürüldü. Dolayısıyla bugün bizim bu yeteneklerimizden korkmamız ve uzaklaşmamızın kolektif alt belleği var. Kolektif alt bellekte biz bunları duyduğumuz, okuduğumuz, dinlediğimiz için korkutucu ve ürkütücü geliyor bize bu yetenekler. Halbuki bu yetenekler bizi biz yapan, hayata karşı daha cesur kılan, daha yaratıcı olan, olabilen, daha tekamüle katkı sunabilen yetiler ve yeteneklerdir bunlar. Çünkü her ne ararsan kendinde ara diyor ya Hacı Bektaş Veli, gerçekten bütün sırlar bizim içimizde, potansiyelimizde. Farklı bir yere bakmamız gerekmiyor. Bilimi de doğuran insan zekasıdır. Bilimin ilerlemesi insan zekasıyla ilerlemiştir. Burada vermek istediğimiz mesaj aslında sizinle bugün yaptığımız programın amacı insanlara bunu hatırlatmak, fark ettirmek, önemli olduğunun altını çizmek ve kendilerine inanmalarını ve güvenmelerini ve potansiyellerinin neler yapacağını görmeleri açısından böyle bir programı birlikte yapalım diye karar vermiştik. Biraz sonra şahane örnekler vereceğim. İnsanlar neler yapmışlar? Yani levitasyon, dematerializasyon, materializasyon örneklerini vereceğim. Gerçekten yaşanmış örnekler bunlar. Delilleriyle vermek istiyorum bunları. Bana gönderdiğiniz bir levitasyona örnek video vardı. Bugün gönderdiniz. Ben de onu izleme fırsatı Evet. buldum. Keşke burada da gösterebiliyor olsaydık. Hani televizyon programı olsaydı şimdi onu izlettirirdik. Çünkü çok etkileyici. Ben de çok etkilendim. Hani Evet, kitaplarda evet. ben de çok okuyorum. Hani bizim insan olarak mükemmel tasarım olduğumuz ve Evet. sizin bahsetmekte olduğunuz bütün bu yeteneklere sahip olduğumuz bilgilerini okuyoruz ama siz göndermiş olduğunuz dokümenterde bunu bir de gözle Evet. görmek. İşte Evet, bu tam insanız ya, bir şeyi gözle görmek etkiliyor aynen. yine de. Şimdi biz hep kadim metinlerde ya da İsa'nın hayatında da onun işte su üstünde yürüdüğünü, işte bazı peygamberlerin sihirli, gerçekten sıra dışı mucizeler gösterdiğini, farklı yerlerde göründüğünü, hani diyorlar ya o ölmedi aslında. İşte yine o materyalizasyon ve dematerializasyona örnek teşkil ediyor bunlar. Su üstünde yürüdüklerini söylüyorlar. İşte bugün size gönderdiğim videoda Amerikalı uçan adam olarak anılan Amerikalı Chris Angel diye bir bey havada duruyor, suda yürüyor ve gerçekten insanlar gerçek mi diye heyet karşısında yapıyor bu hareketleri ve size gönderdiğim videoda da görüldüğü gibi gerçekten bunu yapıyor. Peki ne oluyor? Burada nasıl bir mekanizma var da suyun üzerinde durabiliyor? Yine aynı zamanda ilk levitasyonu deneyenlerden biri de levitasyon ustası rahibe Azize Teresa'dır. O da bu şekilde levitasyon yaparak kayıtlara, belgelere geçmiş bir isimdir. Yine bu Amerikalı'ya geri döneyim ben. Bu bey gerçekten 90 metre havalanabiliyor. 90 santim. 90 santim, özür dilerim, düzeltiyorum. 90 santim yerden yükselebiliyor. Peki bilim insanları ne yapıyorlar? Nasıl bu levitasyon olayından nasıl faydalanıyorlar? Japonların mesela mermi tren diye bilinen trenleri manyetik levitasyon teknolojisiyle yapılıyor. Ve bu teknolojide trenler rayın üzerinde
yer çekimine karşı kuvvet uygulatarak dağ sürtünme yasasına tabi olmadan 350 saatte 350 kilometre hızı aşarak gidebiliyor bu trenler, bu hızlı trenler. Yani şöyle toparlayayım. Levitasyonda esas genel mantık şudur. Yer çekimine karşı zihinsel bir karşı güç uyguluyor insan zihni. Çünkü insan zihni de belli elektriksel ve kimyasal bir enerji üretiyor. Bir insanın ürettiği enerjiyle mesela 25 voltluk bir lambayı yakabilecek bir enerji üretiyoruz biz. Şimdi size bir örnek daha anlatmak istiyorum ki bizim topraklarımızda oldu Ankara'da. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Ankara'da doğuştan kör bir ressam. Dünyaca şu an ünlü oldu. Bir ressam. Hatırlayacaksınızdır. İsmini düşünüyorum şu anda. Eşref Armağan. Eşref Bey, evet Armağan. Hatırlıyorum. Eşref Armağan'ın bu muazzam, yani kör olduğu halde renkleri ve perspektifi çalışması yurt dışında Toronto Üniversitesi'nde görevli olan ve Toronto Üniversitesi Sezgisel ve Algısal Psikoloji Bilimcisi Dr. John Kennedy Türkiye'ye geldiler. Eşref Armağan'ı yurt dışına götürdüler ve orada onun üzerinde deneyler yapıldı ve bu olay şunu gösterdi. Gerçekten bilim dünyasını alt üst eden bir olaydı bu. Nasıl olur da görme duyusu olmayan bir insan bu kadar başarılı resimler çizebiliyordu, renkler yapabiliyordu. Şimdi bu işte duru görü alanına giriyor. Duru görü. Zihindedir. Her şey zihindedir. Bu organlar yeterli değildir görmemiz için. Eğer öyle olsaydı kuarkları da görürdük. Parçacıkları, sicimleri de görürdük. Yani atom altı parçaları da görürdük. Çünkü göremiyoruz ama sezgisel olarak görebiliriz. Sezgisel olarak okuyabiliriz, anlayabiliriz, çözebiliriz, indirebiliriz. Vahiy dedikleri olay aslında böyle bir şeydir. Yine Eşref Armağan'a geri dönmek istiyorum. Kendisine Floransa Katedrali'nin vaftizhanesinin çizilmesi isteniyor. Ve heyet önünde çiziyor bunu. Ve bu katedral yine Rönesans üstadı Filippo Brunelleschi tarafından yapılmış ve adeta yaptığı resimle bu muazzam Rönesans üstadını bile geçebilecek düzeyde bir perspektif algısıyla kağıda döküyor. İşte bu da bir orada müthiş bir şey var. Resmetmesini istedikleri bina tam bir sekizgen. Evet. Ve aslında İtalya'da, Roma'da resim bölümünü ya da mimarlığı bitirmek istiyorsanız öğrencilerden genellikle o binayı çizmelerini istiyorlar. Ve gören evet. Öğrenciler elbette. Hiçbir zaman Eşref Bey'in çizdiği kadar net ve hatasız çizebilen hiç kimse olmamış. Evet. Bu aynen. Konuyla ilgili zannediyorum 6 bölümden oluşan bir belgesel çekilmişti. Amerikalılar evet. Çekmişti herhalde. Belgeselin bölümlerinden birisinde benim de çok ilgimi çekmişti. Çünkü siz başta söylediniz, ben de hatırlatmış olayım. Eşref Bey görmeyerek doğmuş bir insan. Hani evet. En azından hayatının ilk 4-5 senesinde görmüş olup da hatırladığı bir şeyler vardı diyemiyoruz. Doğduğu andan itibaren evet. Görme engelli. Fakat o sekizgen binayı dünyada gelmiş geçmiş en kusursuz kağıda döken kişi olarak da tarihe geçmiş bir insan. Şunu sormak istiyorum. Siz hiç böyle bir deneyim yaşadınız mı? Hani duru görü ya da rüyaların rüya yoluyla ulaştırılan bilgiler. Evet, evet, evet kesinlikle rüyalarım çıktı.
yaşadıklarım çıktı. Telepatik özelliklerimi kullanıyorum. Ve yaşadığım bir takım deneyimler var. Bunları söyleyebilirim. Mesela geçenlerde bir sabah uyandığımda saat işte 11 sularında kalbim çok hızlı çarpmaya başladı. Eşime dedim ki ben çok iyi hissetmiyorum kendimi. Çok farklı bir enerji alıyorum ve bu benim kalbimi yoruyor. Bu her neyse olumsuz bir olay gibi geliyor bana diye dedim. İnanın 3 saat sonra çıktı ortaya ve ben apar topar hiç aklımda olmayan bir ülkeye gitmek zorunda kaldım. Ve çok sevdiğim yakınım biriyle olan bir durumdu bu. Acil gitmem gerekti. Ve aldığım o mesajın ne olduğunu da böylece görüyoruz. Yani kendimizi test edebiliriz. Bizim doğruluk oranını doğruluk oranı ne kadar fazlaysa kendimize demek ki biz bu konuda gerçekten o alanları işletebiliyoruz. 20'li yaşlardayken bir gün çamaşır makinesinin üstüne siyah bir toka koydum. Ve bu siyah tokayı bembeyaz bir çamaşır makinesi üstü, zaten örtü de yok, hiçbir şey yok. Tokayı çıkarıp koydum. Bakalım dedim, bu toka buradan kaybolacak mı, yok olacak mı? Ve tokanın yok oldu. Bunu test edebilmek için, hani olur ya, gözün kör bir noktası vardır. Yani olasılık, hep olasılıklar zaten kuantumda da vardır ya, hep olasılıklar vardır kuantumda. Dolayısıyla ben bu olasılığı test ettim o dönem. Tabii ki bu kadar bilgim yoktu. Ve elimle yokladığımda tokam yoktu orada. Ve 2-3 dakika sonra tokam orada belirdi. Yani materyalizasyon ve dematerializasyon olayını ben bu olayla bizzat yaşadım. Ben inanıyordum böyle şeylere. Yani hiçbir zaman kapatmadım bu yönümü. Çünkü gerçekten istediğim her şeyin olması mesela. Yani ne düşünüyorsam onun olması. Mesela ben düşüncenin madde üzerindeki etkisini de 20'li yaşlarda yaşadım. Şöyle bir deneyimim oldu. Bir söz buna sebep oldu. Güzellik bir kıvılcıma, güzellik bir sivilceye, zenginlik bir kıvılcıma bakar diye. Allah Allah dedim. Benim yüzümde hiç sivilce yok. Yani şimdi bir sivilce çıkarsa ne olacak? Güzellik bir sivilceyle bozulacak mı diye düşündüm. İnanın o düşüncem sayesinde yüzümü ne hale getirdiğimi yaşadım. Yüzüm, gözüm, her tarafım çıban denecek irilikte sivilcelerle doldu. Ay burada da çıkacak mı diyordum. Sabah kalkıyordum, orada kocaman bir irin oluştuğunu gördüm. Doktorlara gittim tedavi olmak için. Beni görenler ne oldu sana böyle, neden yüzün böyle diyorlardı. Ve en sonunda kullandığım ilaçlar hiçbir sonuç vermeyince düşündüm. Dedim ki bir dakika, bunları ben var ettim. Bunları var eden benim düşüncelerim oldu. O zaman bunu yine kendi düşünce gücümle ben yok edeceğim dedim. Şöyle bir yöntem kullandım. Aynalara bakmadım. O fikri, yani yaptığımı yapmadım. Yapmadığımı yaptım. Yaptığım neydi? Burada bir sivilce çıkarsa diyordum. Ertesi gün çıkıyordu. O düşünceyi düşünmedim. Yani onu söndürdüm kendi zihnimde. Ve dedim ki hayır, düşünmeyeceğim, buna yer vermeyeceğim, bu düzelecek ve aynaya bakmayacağım. 10 gün hiç aynaya bakmadım. 10 günün sonucunda hadi artık bakayım dedim. Baktığımda yüzümdeki bütün o sivilcelerin söndüğünü gördüğümde işte bu dedim. Düşünce o kadar muazzam bir yeti ki ve biz zannediyoruz ki o kafamızın içerisindeki kuruntuları, takıntıları düşünce olduğunu düşünüyoruz. Ama düşünmek eylemi bu değildir. Düşünme eylemi bambaşka bir şeydir.
Ama en azından negatiften de pozitife gidilir. Düşüncelerimizin negatif boyutunun bize nasıl geri yansıyacağı bilgisi bile düşünceyi daha sağlıklı kullanabilmemiz için bir referanstır. Ve düşünce bir oldur, ol bir tezahürdür. Yani biz düşüncelerimizle her şeyi ama her şeyi olduran biziz. Bu gerçeği anladığımız an gerçek düşünmeye, düşünmeyi düşünmeye başlayacağız. Ve yaşıyoruz hepimiz bu bilgileri. Bu bilgiler bizim ruhsal hafızamızda var. Ama bu bilgiler bize unutturuldu. Bilim de kendi içinde ikiye ayrıldı. Bilim de kurumsal işletimini yapıyor. Maalesef kapitalizme hizmet eden bir bilim kurulu var. Bir de gerçekten bilime, insanlığa hizmet eden bir bilim kurulu var. Bu kuantum fizikçileri ve aslında bence gerçekten gerçek bilim insanları sadece insanlık için çalışırlar ve ortaya bir şeyler çıkartırlar. Ama Metaverse gibi bilgiyi, aynı bilgiyi insanlığı tüketmek, yok etmek ve onların enerjisiyle beslenen açgözlü, doymaz ve bu dünyaya ve nesneye tapınan insanların tek eline girdiği zaman bu aynı bilgi çok farklı bir çarka hizmet ediyor, çok farklı bir yöne dönüyor ve çok farklı bir alana hizmet ediyor. Bizim amacımız, bizlerin amacı insanlarda bu farkındalığı yaratarak kendilerine inanmalarını, kendilerine güvenmelerini ve bütün o potansiyel muazzam o mükemmel gücün kendilerinde olduklarını hatırlayıp buna göre bir yaşam belirlemelerine katkı sunmak, onlara yol açmak, dokunmak, bir şey yakmak, bir